Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Büşra. Her hafta salı olduğu gibi bu hafta da sizlerle bir webinarda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta sizlerle aktif hava örneklemeli yangın algılayıcılar üzerinde konuşacağız. Yangının dumanını tespit etmek için kullandığımız dedektörleri aslında aktif ve pasif olarak ikiye ayırabiliriz. Geçen webinarlarımızda algılayıcı tipleri ve projelendirme esasları konusunda pasif duman algılayıcıları diye niteleyebileceğimiz, yani dumanın algılama hücresine ya da işte algılama aralığına kendiliğinden gelmesini bekleyen ve bu geliş sonunda alarma geçen dedektörleri incelemiştik ki bunlara optik duman dedektörünü, BIM dedektörünü örnek verebiliriz. Tespit süresinin çok daha kısa olması ve algılamanın da çok hassas olmasının istendiği durumlarda ortamdaki havanın örneklenerek, ortamdaki havanın borular vasıtasıyla çekilerek filtrelenmesi ve sonrasında da odadan çekilen numune hava içerisindeki gerçek duman parçacıklarının miktarının ölçülmesi esasına dayanan algılayıcılara aktif hava örneklemeli duman dedektörleri ya da hassas duman dedektörleri, aktif hava örneklemeli sistemler diyoruz. Sistemin yapısına bakacak olursak aktif hava örneklemeli sistemler ana hatlarıyla hava emiş borusu, hücre içerisinde, panel içerisinde bir fan var. Bu fan sürekli olarak ekranda görmüş olduğunuz boru üzerinden delikler vasıtasıyla içeriye hava çekiyor. Çekilen hava bu fan yardımıyla bir filtreden geçiriliyor. Filtreden geçirilirken de sadece ve sadece duman parçacığı içeren hava geçiriliyor. Yani diyelim ki işte büyük parçacıklı toz, kir, böcek ya da başka yabancı cisim, başka partikül varsa burada panel içerisindeki filtrede kalıyor. Bu da bize neyi sağlıyor aslında? Sistemin asılsız alarmı düşmesinin neredeyse sıfıra yakın olması imkanını sağlıyor. Çünkü dediğimiz gibi yabancı maddelerin tamamı çekilen filtrede kalıyor, filtrede bırakılıyor. Filtreden diğer tarafa sadece duman parçacığını içeren temiz hava geçiriliyor. Böylece asılsız bir alarmın da önüne geçilmiş oluyor. Sistemin tek boru çıkışı var. Bu tek boru çıkışını maksimum 400 metreye kadar uzatabiliyoruz. Ki bunun farklı projelendirilmesi de mevcut. Projelendirilme yöntemleri de mevcut. Birazdan onları da değineceğiz ilerleyen slaytlarda. Şöyle bir durum var ki burada bir borudan başlıyoruz. 2 boru, 4 boru şeklinde projelendirme yapabiliyoruz. Tabii ki her yaptığımız projelendirme şekline göre de borulama sistemini değiştirmek, şekillendirmek gerekiyor. Burada önemli noktalardan bir tanesi de şu aktif hava örneklemeli sistemler için. Bu borular üzerinde açacağımız delikleri kafamıza göre açmıyoruz tabii ki. Projemizi giriyoruz, projemizin bilgilerini, ölçülerini giriyoruz. Program bize kaç metrede bir delik açmamız gerektiğini, açacağımız deliklerin çaplarına varana kadar tüm bilgileri bize aktarıyor. Boru malzemesi olarak da klasik bir boru kullanmıyoruz tabii ki de. ABS ve hava akışı sürtünmesi az olan borular kullanıyoruz ki genelde bunları kırmızı olarak görürsünüz sahada. Bunu kullanmamızın sebebi boru içerisinde sürekli bir hava çekişi olacağı için sürtünmenin az olması gerekiyor ki en son noktadan da panele hava çekilebilsin. Aynı zamanda matematiksel modelleme teknolojisiyle geliştirilmiş bir ürün bu. Ne demek? Şunu ifade ediyor bu terim. Siz bu ürünü bir alana kurdunuz. Ürünün belli bir kalibrasyon süresi var. Ortamı öğrenme süresi var. Bu ortamı öğrenme süresi içerisinde odanın olağan akışından dolayı diyelim ki bir duman çıkışı var. Bunu öğreniyor. Bunu öğrendikten sonra diyelim ki saat 2 ile 3 arasında 10 birimlik bir duman var bu oda içerisinde. Bunu öğrendikten sonra saat 2 ile 3 aralığında 11 birim ve üstünü alarm olarak algılıyor. Yani aslında odanın olağan akışı dışına bir çıkılma durumu söz konusu olduğunda sistem alarma geçiyor. Dediğimiz gibi bir duman dedektörü ama her yönüyle gerek tavan tipi duman dedektöründen gerek BIM dedektöründen oldukça farklı bir ürün. Peki bu kadar detaylı anlattık bu ürünü. Oldukça hassas bir ürün olduğundan bahsettik. Kalibrasyonun olduğundan bahsettik, matematiksel modelleme teknolojisiyle üretildiğinden bahsettik. Çok hassas bir ürün olduğundan bahsettik. Nerelerde kullanabiliriz biz bu ürünü? Öncelikle bir çeşit duman dedektörü olduğunu unutmuyoruz. Dolayısıyla duman dedektörünün kullanım alanına uygun yerlerde kullanmamız gerekiyor. Nereler olabilir?
Veri merkezleri olabilir, telekomünikasyon odaları olabilir, kontrol kumanda odaları olabilir, cezaevleri, endüstriyel tesisler, trenler, metro taşıtları, asansör kuyuları, havalandırma dönüş kanalları, işte tarihi kültürel yapılar, trafo merkezleri ve elektrik odaları, atriumlar, tiyatrolar, kütüphaneler, arşivler, soğuk hava depoları, kablo galerileri, depolar gibi gibi örnekleri çoğaltmamız mümkün. Burada gözeteceğimiz asıl ana amaç şu: yangın olduğu zaman maddi ya da manevi olarak bir kayıp söz konusu ise, çok riskli bir durum söz konusu ise, çok hassas bir algılama yapılması gerekiyorsa, o zaman tercih edeceğimiz ürün çeşidi duman dedektörleri içerisinde aktif hava örneklemeli sistem olacak. Peki standart ne söylüyor bununla ilgili, bu ürünle ilgili? Diyor ki 6.5.2.2. maddede hava örneklemeli duman dedektörleri için numune alma deliklerinin nokta tipi dedektörlere eşdeğer olduğu kabul edilir. Bu ne demek? Şu demek, yani boru üzerinde açacağımız deliklerin aralıkları aslında sahada normal duman dedektörünü projelendirirken nasıl bunu işte belli bir mesafede projelendiriyorsak, yine aynı şekilde burada da açacağımız delikleri buna göre projelendirmemiz gerekiyor. Gelelim boru tasarımlarına. 1, 2 ve 4 boru tasarımı şekilde uygulayabiliyoruz demiştik. Bir borulu tasarım yaptığımızda ya da tek borulu tasarım yaptığımızda en optimal çözümü alacağımız tasarım ekteki gibi başlıyor. Bir boru çıkışı var. Boru çıkışı aynı şekilde tek bir hat üzerinden geri dönüyor ve önemli noktalardan bir tanesi, son noktaya borunun çıkış kısmına sonlandırma kapağı takıyoruz ki oradan içeriye kaçak fazladan bir hava girmesin. İki borulu tasarıma bakacak olursak yine tek bir boru çıkışı var. Ancak buradan çıkan boru ikiye ayrılıyor. Bunu da iki borulu tasarım olarak nitelendiriyoruz. Dört borulu tasarım var. Dört borulu tasarımda da yine tek bir boru çıkışı var. Tek bir boru çıkışı üzerinden sistemi dört ayrı boruya bölüyoruz. Bu şekilde de dört borulu tasarımı elde etmiş oluyoruz. Burada da önemli olan noktalardan bir tanesi, maksimum 400 metreye kadar burayı çıkarabileceğimiz. Yani bu sistemde tek bir panel üzerinden en fazla 400 metreye kadar bir boru tasarımı yapabiliyoruz. Bu sistemde hem adresli hem konvansiyonel çözümler üretmek mümkün. Yani hem adresli panellerle hem konvansiyonel panellerle uygun aktif hava örneklemeli sistemler mevcut. Sonuç olarak uygulama örneklerini tabii ki çoğaltabiliriz. Ancak sistem odaları, hangarlar, depolar, soğuk hava depoları, trafo odaları, arşiv odaları, müze gibi erken algılama yapılmak istenen yerlerde aktif hava örneklemeli duman dedektörünü ya da aktif hava örneklemeli sistemi kullanmak yangın dumanının hassas ve erken algılanması için en uygun çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa şu anda da alabilirim. Konu dışında da akademi@mavili.com.tr adresinden bizlere her zaman ulaşabilirsiniz.